Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Bu hafta yine çok acayip bir video ile karşınızdayım. Yol komponentli bisiklette 11.40 ruble çalışır mı, çalışmaz mı? İzleyin bakalım çalışıyor muymuş. Biliyorsunuz arkadaşlar, gerek Shimano olsun, gerek SRAM olsun, bunların aktarıcılarının kendine ait matematiksel bir hesapları var. Özellikle yol komponentlerinde Shimano'da önde ayna kol diş farklarını 16'da tutmak üzere arkada belirli şekilde belirli fazla diş sayısına kadar çıkabiliyorsunuz. Nedir? Bu 11.32 idi. İşte bu sene ne çıkardılar? Ultegra R8000 modeli çıkartarak bu sayıyı 11.34, yani arka ruble oranını 34'e kadar yükselttiler. Peki benim gibi arkada büyük ruble kullanmak, MTB diş oranlarına sahip yol bisikleti kullanmak isteyenler için ne seçenek kalıyor geriye? Ya üzerine MTB komponenti takacaksınız, işte STI kolları iptal edip yerine Baren Shifter takacaksınız veya STI kollarla dönüştürücüleri oluyor bunların. O şekilde kullanmaya çalışacaksınız ki Wolftooth'ta ben bundan büyük bir hezeyan yaşamıştım. O yüzden bunu kesinlikle de kimseye tavsiye etmiyorum. Bu şekilde çözümler bulunuyor. Peki bunun bir alternatifi daha var mı? Var. Arkaya büyük dişli takabiliyor musunuz? Takabiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Hep beraber buna bir bakalım. Şimdi en önemli problem, arka aktarıcıda büyük ruble kullanmak istiyorsak rublemizin en büyük dişiyle arka aktarıcımızın guide pulley denilen rehber makarasının birbirine sürtmesi. Ne yapmamız gerekiyor? Uzun bacaklı arka aktarıcımızı bundan kurtarmak için biraz daha aşağıya konumlandırmamız gerekiyor. Bunun için de Amerikalıların Wolftooth firması, ekranda görüyorsunuz böyle bir diş, Wolftooth diyorlar. Böyle bir alet, bir aparat üretmiş ve bunu 29 dolardan satıyor. Bu neye izin veriyor? Bu aktarıcınızın biraz daha aşağıya konumlandırılarak rublenizde büyük dişli ruble kullanmanıza olanak sağlıyor. Ama 29 dolar, Türkiye'ye gelmesi 10 dolar 40 doları buluyor. Yüksek bir fiyat bir alüminyum parça için, ama sevgili Çinli kardeşlerimiz bunu almışlar, aynısını üretmişler ve 1,5 dolara AliExpress'te satıyorlar. Ben de bunu AliExpress'ten aldım, bu sisteme uyguladım ve bu şekilde çalıştırdım. Ben bu parçayı ne zaman aldım, bundan bir bahsedelim. Böyle dün aldım, bugün taktım, vites ayarı yaptım, o çalışıyor falan değil. 2 aydır ben bu sistemi test ediyorum. Şimdi bu sistemle ilgili ilk bana söylenen, ya biz bunu çalıştırdık ama rampada, yük altında vites tam tutmuyormuş, düşük vitese doğru geçiyormuş falan gibi şeyler duydum. Olabilir, çok mantıklı gelmişti. O yüzden 2 ay boyunca test ettim. Hiçbir şekilde sorun olmadan çalışıyor. Hiçbir şekilde sorun yok. Çok dik rampalara, %10'un üzerindeki eğimlerde rampalarda zorlayarak da tırmandım. Düz yolda üzerine de abandım. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Kolayca çalıştırabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl montajını yaptım? Şimdi çok basit bir montajı var. Üzerinde de herhangi bir esprisi yok. Bu yüzden arkadaşlar ben şimdi tek tek bunu söküp takıp size burada göstermeyeceğim. Bisiklet üzerinde anlatacağım çünkü herhangi bir esprisi yok. Ruble takmanın ne olduğunu merak eden varsa önerilerde gelen videomdan bakabilir. Şimdi gelin bir yakından inceleyelim sistemde nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer siz de bundan almak istiyorsanız aldığınızda montaj yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, bir bundan bahsedelim. Şimdi bu sistemden siz de kendi bir yol bisikletinize kurmak istiyorsanız dikkat etmemiz gereken belli başlı püf noktaları var. Öncelikle kullanacağımız aktarıcımızın uzun bacaklı olması gerekiyor. Montajı çok basit. Gördüğünüz üzere kadro kulağının üzerine bu aparatı takıp üzerine aktarıcımızı takıyoruz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu zincir uzunluğu. Eğer 11-25 gibi bir ruble kullanıyorsanız daha önce, muhtemelen zinciriniz kısa kalacaktır. Bu yüzden yeni bir zincir alıp daha uzun bir zincir kullanmanız gerekiyor. Üçüncü, son, en önemli kontrol etmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken husus ise, biliyorsunuz aktarıcılar üzerinde B vidası denilen bir vida var. Bu ne yapıyordu? Aktarıcımızı biraz daha geriye doğru konumlandırıyordu. İşte burada vitesimizi, zincirimizi en büyük dişliğe geçiriyoruz ve orada guide pulley dediğimiz rehber makarasıyla en büyük dişlinin birbirine değmeyecek oranda olana kadar, konumlanana kadar B vidamızı sıkarak aktarıcımızı konumlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sistem hiç de öyle göründüğü kadar zor bir sistem değil. Kendiniz de aynı şekilde bu parçaları alıp evinizde
Eğer işi biliyorsanız uygulayabilirsiniz veya bir bisikletçiden yardım alabilirsiniz. Şimdi şu soruyu soracaksınız. Ben adım gibi eminim. Aradan birkaç kişi çıkıp diyecek ki ya bunu takmışsın saat gibi ne gerek vardı? İşte bacağını güçlendirseydin de buna gerek kalmasaydı. Arkadaşlar benim sol dizim sakat olduğu için bacağımı güçlendiremiyorum. Ne kadar güçlendirsem güçlendireyim diz kapağımda problemim olduğu için başka seçeneğim yoktu. İnanın seçeneğim olsaydı bu işlere girişmezdim. Ha bir de bazı manyaklar var arkadaşlar. Transkontinental'de görmüşsünüzdür. Bu wolf tooth denilen parçaları üst üste iki tanesini ekleyip 11.50 dişlere kadar çıkmışlar. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.